Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala insan bilen cinne fakat özge yine ibadet kılıçlı gücünü yarattı. Yani insan bilen cinne ibadet kılıçlı gücün yine yaratkeni yok. Fakat özge yine ibadet kılıçlı gücünü yarattı. Biz ikili sözünü farkını bilmalıyız gerek. Mekke müşriklere yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup kelgen vaktilerde Mekke müşrikleri Allah'ın barligiga ikrar buluşlukları katarıda ve Allah'ın kainatı yerini yaratıcı zat deyip ikrar buluşlukları katarıda ve Allah'ın rızk verici zat deyip ikrar buluşlukları katarıda Allah'a ibadet hem kılışardı. Lekin bu ibadetini fakat Allah subhanahu ve ta'ala'nın özüge yine kılmazdı. Meneşin bilen ular müşrik buluştu. Meneşi adamlar, yani Allah'ını bar de bir etkatkı geller. Allah'ını razık sıfatını ikrar bu geller. Allah'ını yaratıcı deyip ikrar bu gen kişiler. Ve Allah'a ibadet hem kılıp yürgen. Lekin fakat Allah'a yine ibadet kılmayı yürgen kişiler. Ey adamlar, La ilahe illallah diler deyip muhatap buluşlikke layık buluştu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu denmez bu adamlar deyip ilan kılındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min alıp kelgen yol denmezsiler deyip hitap kıldılar. Sizler müşrik sizler deyip hitap kıldılar. Demek biz bana bu nerseni bilmalıgımız gerek. Min eğer hazır şu sözle eysem köpçülükke bir dağal buluşluğu hem mümkün. Eğer Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni hazır peygamber kılıp yönetkerleri de hazır İslam'ını dava kılgen kişilerge hemelerige deyip eyseyi hata buladı Allah özü sakla geller müstesna bundan. Allah la ilahe illallah kelimesini hayatıya tatbik kılıp, özünün şahsi hayatı da tatbik kılıp yürgen kişiler, Allah özü biledi bunlar müstesna, şu adamlar muhatap buluşken bulardı. Ey adamlar, la ilahe illallah değiller de kitap bulunuştaki layık bulardı. Şunun için biz ne? Bazı bir yüzeki amellerimiz mağrurlantırıp koyması gerek. Dersimizin asasi mevzusu evvelden tartıp kelime-i tevhid şunda gitmekte biraderler. İbadet manaları müfessel surette beyan kılındı. Şu ibadetini fakat Allah subhanehu ve teala'ya kılıçlıkça Allah subhanehu ve teala bizlerle hem tevfik versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoluna ergeçlikçe hemmemizge tevfik versin. Kıyamet günü özünü barmağını tişlep min Resul bilen birge yol tutsam bularken hemen yollardan vazgeçip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen yolge ergeçsem bularken deyip etten kılıp kaladigan zalimlerden kılıp koymasın. Estaizu billah ve yevme ya'abdu zalimu ala yedeyhi yekulu ya leytani ittehazdu ma'ar rasuli sebile ya gaylete leytani lem ettehiz fulanen halile. Allah subhanehu ve teala zalim diyaptı. Biz zalim degende biraderler fakat birerge maliyevi zulüm kıyan adamlığı neşinemiz. Lekin zalim bunun manası gör. Doğru. Maliyevi surette zulüm kıyan adam hem zalim. Lekin zalim manasının hemmesi bulmaz. Allah subhanehu ve teala bana bu ayette bir de bir tasvir ile yaptı ki zalim iki kolunu çilegen. Yer Arap dili de bana bu şu kısmını, kaft kısmını yer diyor. Özünün maksuz bir lügatları var. Zira ve hakeza başka köprak yer kelimesini köprak şu kaft kısmına istimal kılınır.
Bazı orillerde yed kısmını uzun şu kolumuzu hamasını ham istimal kılınır. Allah subhanahu ve teala bir de bir barmağını tişleydi de, barmağını üçünü tişleydi demeyerdi. Bazı orillerde Allah subhanahu ve teala yece'alûne asabi'ahum fî âzânihim. Enmule de barmağının üçünü eytadı. Asabi'a de bana bu kısmını eytadı. Allah subhanahu ve teala hakka çidemezden, haqni eshitishini xohlamasdan haqning zarbasi qalbini pora qilib tashlayotgan munofiqlarni haq kalimasi eshitilgan vaqtda barmoqlarini quloqlariga suqib oladi. Ya'ni quloqlarini zarf qilib oladi deyapti Alloh taolo. Insonning barmoq qismi quloqiga sig'maydi. Lekin shu haq kalimasini eshitishdan chidamasdan tamomiy barmog'ini quloqini ichiga go'yonki tiqib yuboradi. Shunchalik qattiq bekitishligidan kinoya qiladi. Odatda tishlash ham barmog'ini uchini tishlaydi. Bu nadomatdan kinoya. Lekin Qur'oni Karim mana bu oyatda va yawma ya'addu zolimu ala yadayhi. Bir qo'lini emas, ikki qo'lini. Aftaning nihoyat darajada qattiq qilganligidan ikkita qo'lini og'ziga tiqib yuboratdi shuni qattiq tishlaydi. Shuni kirgizib tishlagan holatini bilmaydigan bir tasvirini bilan suratlayapti. Nima uchun attan qiladi? Ya laytani la Ya yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqul ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Rasul bilan men bir yo'l tutsam bo'lar ekan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'lni tutsam bo'lar ekan deydi. Bu yo'lni tutmaslikka sabab nima ekanligini Xalil birovlarni o'ziga qattiq do'st qilib olgan. Xalil bor arab tilida sodiq bor. Sodiq deb do'st aytadi umuman. Xalil nihoyatda bir kirishib ketgan do'st. Kirishib ketishlik natijasida uning yo'lini qabul qilib qo'ygan. Ha u kufr yo'li bo'lsin, ha nifoq yo'li bo'lsin, ha fisq yo'li bo'lsin, ha bu bid'at yo'li bo'lsin, sunnatga xilof bo'lsin, ha dinsizlarning yo'li bo'lsin. Umuman Rasul olib kelgan yo'ldan hamma boshqa yo'llarni olmasam bo'lar ekan. Men bu yo'llarga kirmasam bo'lar ekan deb qattiq suratda nadomat qilib zolim deydi Alloh taolo. Rasul sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga ergashmasdan boshqa yo'llarga aytib o'tyapmiz umuman. Bu Rasul sallallohu alayhi va sallam olib kelgan yo'ldan boshqa yo'lni o'ziga yo'l qilib olgan odamlarni do'st qilib olsa mana shu odam zolim deydi. Ya vaylata laytani lam attakhiz fulanan khalila. U falonchi kim bo'lishligidan qat'iyladi. Jahiliyatdagi eng katta xatolardan bittasi o'zlarining olimlarini rab qilib olishlikdir. Rab ya'ni shuni halol degan yo'lini halol deb qabul qilish, shariatni tekshirmasdan shariat harom deb ko'rsatgan narsani peshvolari halol deb bilsa shu yo'lda qabul qilib ketaverishlikni rab qilib olishlik deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining ochiq bayonlarida shuni bayon qildi. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudlar o'zlarining olimlarini, nasorolar ham o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib rab qilib olishdi deb Adi ibn Hatimni kirib kelayotgan vaqtlarida bo'yinlarida but bor edi. Shunda shu oyatni o'qidilar. Shunda Abi ibn Hatim aytdilarki, "Ya Rasululloh, ular ibodat qilishmagan edi-yu. Yahudlar ham olimlarga ibodat qilishmagan edi-yu. Nasorolar ham olimlarga ibodat qilishmagan edi-yu." deganlarda, "Bala" dedilar. "Yo'q, albatta ibodat qilishgan." Ular halolni harom qilib bersa, qabul qilishgan. Haromni halol qilib bersa, qabul qilishgan. Shu ibodat edilar. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yo'liga zid bo'lgan yo'lni aytib bersa, shuni qabul qilsa, ibodatni shu odamga qilib, Allohga har qancha ibodat qilib yurgan bo'lsa, ibodatni bir qismini odamga qilib, shu odam mushrik bo'ladi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ochiq aytdilar. Demak, bu odam zolim. Bu odam shirk amalini qilgan odam.
Bu bir mahallanın damlasını tafsirimiz emas birodarlar. Resul sallallahu aleyhi ve sellem ki bizlerge şeriat-ı İslamiyye'ni alıp gelgen zatının tafsiridir. Bunu hiç kendi adam başkaca mana açlıkke madami ki imanlı dava kursa hakkı yok. Şunun için Allah subhanehu ve teala şundeyi zalimlerden kılıp koymasın. Biz her günü, her bir namazımızı, her rekatı da Sure-i Fatiha'nı okuyemiz. Allah subhanehu ve teala'dan doğru yolge yolleştiğini Allah'tan soruyemiz. Ve mağdubun aleyh bolgen, abdalin bolgen, gazaplengen ve hem de adeşken adamlarının yoluge kirip kalışlıktan panah isteyemiz. Bazı ulemalar, el-mağdubi aleyhim, gazap kılıngan kişiler, ilim okup amel kılmagan kişiler deyilgen. İlim okup amel kılmagan kişilerini Allah'ın gazabiga düçar bolgan kişiler deyilgen. Bana şu ayetli tafsiri de. Adaşken kişilerini cahil abidler deyilgen. İbadet kıla uğradı. Lekin cahil, şeriatke muvafık mı? Muvafık mesle gibi bilen işi yok. Mana bular adashgan odamlarning abdollini tafsiridir. Biz bilelik, xoh bilib, xoh bilmasdan har bir rakatda ilm o'qib amal qilmaydiganlardan qilib qo'ymagin deb so'raymiz. Har bir rakatda adashgan odamlardan, ya'ni johil obidlardan qilib qo'ymagin deb har bir rakatda birodarlar Allohdan biz madad so'raymiz, panoh istaymiz. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Kim bir ilim bunga barpo bo'lsa, bunga amal qilmasak, mana bu oyat taxtiga dohil bo'lib qolishimiz ehtimoli bor birodarlar. Johil obid bo'lsa, ya'ni hech bir shariat nima deyilgan bilmaydi, xohlagan amalni ibodat deb qilaveradi. Mana hozirgi vaqtda shirk amalini qilayotganlar yig'lab bizdan ko'ra ko'proq yig'lab ibodat qilyapman deydi. Nazrlarini Allah'tan başkaca kılıyetkenler, bunlar cüda ihlas bilen kılışadı. İhlas bilen müşrik buluşadı. Özünün kasamını Allah'tan başkaca içiyetken kişiler, Allah subhanehu ve teala özü düşürgen yolunu, bu yolge beraber buluşluğu mümkün başka yollardı. Belki bu yollarını abzal kılıyetken kişiler, bunge ihlas kılıyetken kişiler, ihlas bilen müşrik buluyetken adamlardı bilmalıgımız gerek. İbadet, kabul buluşluğunun şartı ikide. Birincisi, ihlas bulmalıgı gerek. İhlas, yani Allah'ın rızası üçün yine bulmalıgı gerek. Biz, fakat ibadet kılıçlıkça yine mamur bugenmez miyiz? Biz ibadetini fakat Allah'a kılmalıgıya memur bugemiz. وَمَا اُنِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُلَفَ وَيُق۪يمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَى وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَ. İkinci, ibadet, ibadet deyip itibar kılınadı, şer'an ibadet deyip itibar kılınadı, madami ki kitab-ı sünnetke muvaffak olsa. Allah subhanehu ve teala'nın kitabı da ve hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alıp gelgen yolda şunge muvafık bulsa yine ibadet buladı. Birinci şeriatke muvafık bulmalı bir kere ve ikinci fakat Allah'ın rızası maksat kılıngan bulmalı bir kere. En bizi gözümüzge kılıngan amellerinin kattaları hem Allah'ın rızası için yani ihlas tapılmagenliği için bana derslerinin evvellerde keltirgenmiz üç kişinin cehennemge otun bulup ulaştırılın geldi hakkıda. Şunun için hem hazır ki dersimizde kısmen zulümnin haramlığı hakkıda ders kılıp örgünemiz. Allah subhanehu ve teala zalimlerge halak yubarışlıgını bu nerseni zalimlerine elbette halak kılıçlıgı bile vaada kıldı. Yani haber verdi.
لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Zalimlerini elbette halak kılaman dedi. Bazı bir kişilerin hayalige kelişliği mümkün ki, çünkü zalimler nihayette bir rahat bile yaşayıp diyor. Zalimlerinin halak buluşluğu biraderler, onun mukabelesi de hak tür bu vücutke kelgerdeki ne buladı. Allah Subhanehu ve Teala'nın büyürgen buyruklarını icra kılıçın Müslüman cemaat vücutke kelgerdeki ne? Şunun için hem لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ deyip Allah Subhanehu ve Teala vada kılıyordu. Biz şunun için zalimlerinin elbette halak buluşluğu da Allah bizge haber veriyordu, bu haberde şak şubhe yok. Lekin onun mukabelesi de وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ deyişlikke muhatap buladigan Müslüman cemaat, hak cemaat bulmalı bir kere. Allah Subhanehu ve Teala zulümünü hemen türünü haram kıldı. Zulümünün en kettesi şirktir. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ İmam Bukhari zulmun ba'da zulmin, kette zulüm ve küçük zulüm deyip Allah'ın bab acıratır. Zulümünün kettesi mana bu cüyde Allah Subhanehu ve Teala اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ deyip azim bilen sıfatla yaptı. Yani kette zulüm varlığını, bu zulüm şirk. Şirk keltirgen adam zalimlerinin en kettesidir. Çünkü aslında zulümünün tarifi bir nersenin ornudan başka cahaya koyuşluğudur. Allah Subhanehu ve Teala ibadetini fakat Allah'a buluşluğuyla büyürüdü. Bu zalim yani müşrik ibadetini Allah'tan başkaca hem kıldı. Şunun için zulümünün en kettesidir bu. Allah Subhanehu ve Teala'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıladılar. Bana hadis-i Kudüsü'de Allah Subhanehu ve Teala aytadı ki ya ibadî inni harramtu zulme ala nefsî ve cealtuhu beynekum muharraman felâ tezzalemû. Ey bendelerim, dedi Allah Subhanehu ve Teala, min zulümünü özümge haram kıldım dedi. Ve mâ rabbuke bi zallâmin lil abîd. Allah Subhanehu ve Teala hiç zulüm kılıçı yemez. Zulümünü özümge haram kıldım dedi Allah Teala. Ve bu zulümünü sizler ortayılarda hem haram kıldım. Birbirilerge zulüm kılmayılar dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الصحة فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم İmam Müslim rivayet kılgeler. Zulümden saklanıyorlar. Zulüm kıyamet günündeki zulümatlar. Suh suhden saklanıyorlar. Bakıllık, molga bo'lgan bakıllıkını Arap dilinde buhul dedi istimol kılınadı. Suh bosa, hem molga bakıllık, hem birar bir faziletge bakıllık. Mesela bir kişi ilmi bosa, şu ilmini birarlarga talim vermese, bunu sahih dedi Arap dilinde. Bakıl bosa, fakat molga bo'lgan bakıllıkını ya bakıllık kelimesini istimol kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bana bu hadisleri bir dakik ki şuhten saklanıyla dediler. Umumi bakıllıktan saklanıyla. Yani ha malge bulsun, ha faziletlerge bulsun, bunge bulgen bakıllıktan saklanıyla. Çünkü bu şuh, yani umumi bakıllık sizlerden ilgerge adamlarını halak kılgen. Onların kollarını tökçülükke ve haram narsalarını halal sanaşlıkke mecbur kılgen. Hakikatte hem köp haramlarını halal sanat, cemleşlikke ve ortadaki birbirlerine bölgen zulümlerini kılıçlikke insanını sebep buladigenlerse bana bu umumi bakıllıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınken bu muttefakun aleyh hadiste اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِ لِلْظَالِمْ
فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ Allah subhanehu ve teala zalimini koyup bir orada. Üçlegende o zalim kaçıp kutulalmıydı. وَكِيْنْ وَكَذَٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً اِنَّ اَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ Ayetini okup koydular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Ayetini hazır bugün de. Yani iman keltirgen kişiler, imanlarını zulümge almıştırmagen kişiler, bunlar hakiki hidayet tapken ve hatircemlik nasip bulgen kişiler degen ayet nazil bugün de, sahabe-i kiramlar nihayette bir teşviş kılıçtılar ki, اَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ اِيمَانَهُ بِظُلْمٍ Bizlerini kaysınımız zulümge imanını almıştırmagen, araylaştırmagen. Yani her kandeyimizden bir az yine zulüm koygenmiz. Deyip teşviş kıştılar. Hakiki hatircamlik, hakiki hidayet tapken kişiler bular buladigen bulsa, bizim halimiz ne olar ekin deyip teşviş kılgeller de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap kıldılar ki, اِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ Sizler çingen manamaz dediler. اَلَا تَسْمَعُوا اِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِبْنِهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Diyetteki zulümden murat şirk dediler. Yani iman kiltirip, imanlarını şirke erleştirmegenler, hatircemlik ve nasip bulgen adamlar ve hidayet tapken kişilerdir degen mananı bildirir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashablar geldiler ki اَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسِ Müflis kim dediler? Müflis kimliğini bilesizler mi dediler? Müflis aslede özü اَفْلَسَ الرَّجُلْ اَيْ sonra zâfulsin bir çakali bu kaldı degen mananı bildirerdi. Ashablar eşitler ki el muflisu fina men la dirheme lehu ve la meta bu muflistir biz birer bir tengesi kalmagen ve birer bir matası kalmagen kişine itemizdi. Muflis aslında manası şu ki bir kişi özünü hayatını birerlerden pul sorar ötkizip yürü uğradı. Bir adam bir miktar pul soruyordu da, o pulunu işletip, her birgen adam sorup giden de, ertege bir emendir, yine bir kişiden mal-ı devlet sorup, onu üzüp koyup, ondan karz oluyor orada. Yine bir kişiden karz sorup, hayatını ötkizip, o sorup giden de, yine başkasından sorup, üzüp koyup, kullar şu şehrini köpçülü giden karz olup gitedir. Ahırı borup, hemen bu sır açılgenden giden, İslam kazısına şikayet kılıp barışadı karz vergenler. Onda onun malı mülkünü müsaadara kılıp, onlarını kaysıp, faizden çünkü doğru kelediyen bosa, kazı özünü adalet bilen bu malı mülkünü müsaadara kılıp, kart belgelerine bölüş verirdi. Ve ilan kıladı ki bu adam müflis. Yani biz iflas adam bu. Yani bir çakalık adam. Şimdi bunca kart vermesini ilan kılmadı. Kart vermegenden ki bu adamın mutlaka muamelatlarda hemmesine çetki çıkarıp koyuladı. Eğer kimde kim kart vergen bosa bu ilandan ki unga qazi ortaga tushmaydi. Shu ma'noni aytishlar sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, muflis, ya'ni bu ham muflisu, bu hayotdagi muflis. Oxiratda ham bir chaqalik odam bor, dedilar. Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Fayata hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ İmam Müslim rivayetlerde kildirilgen. Ümmetimin içindeki müflis şükür dediler, kıyamet gününe namaz okuyan halette geledi. Yani bir namaz adammez, namaz okuydu. Ruzu tutken, zakatını bergen, biraderler anca bir salahiyetli adam deyip güman kılı yürgen adam. Namaz, ruza, zakatını bergen. Ada kılgen bu farzlarını. Ama buralarda zulüm kıyan haletteki. Zulümü türlik. Bazılarda tülü bilen zulüm kıyan. Bazılarını ayollarını şanige buhtan taşı atken. Bazılarını bulsa malını olgen, zulmen alıp. Bazılarını cismige zulüm kılgen de kanını tökken. Mene bu bazılarını bulsa,
qo'li bilan azor berib urgan. Xullas zulmning hamma turini qilgan. Unga bittasiga buning hasanotlardan olib beradi. Olib beriladi. Yana boshqasiga yana hasanotlardan olib beriladi. Xuddi mol mulkini musodara qilingandek. Ya'ni namozlari qabul bo'ladigan, ro'zalari qabul bo'ladigan darajada, zakotlarni qabul bo'ladigan darajada o'tagan odam. Buni hasanotlarni hammasini xuddi dunyodagi muflisni mol mulki musodara qilingandek, uning savoblari musodara qilinadi. Agar hasanotlari tugab qolsa, buni haqqini o'talishligidan ilgari hasanotlar yetmay qolsa, ularning xatolaridan bunga yuklanadi va o'zini o'tga uloqtiriladi. Zulm hamma turi yomon ekanligini mana bu narsadan bilib qo'yishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zulmni faqat insonlargagina emas, hayotdagi hayvonlarga qilingan zulmni ham oqibati jahannam ekanligidan xabar berdilar. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis sharifda xabar berdilarki, innal mar'ata dakhalatin nara fi hirratin va zalika annaha habasatha hatta matat fala hiya at'amatha va la saqatha va la tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ayol kishi jahannamga mishib sababdik kirdi dedilar. Buni sababini so'raganlarida javobini berdilarki, bu ayol mishig'ni qomab qo'yganida o'lish darajasiga bordi. Ya'ni o'ldi shu mishig. Uni qomab yedirmadi ham. Biror bir sug'ormadi ham va uni yerni degi o'zi hasharotlarni tutib yeyishlikka qo'ymadi. Shu zulm sababli, ya'ni mushqqa zulm qilganligi sababli jahannamga kirdi dedilar. Zulmni hatto hayvonga qilgan zulmni, uni hurriyatini tortib olib, mushqni qamab qo'ygan odamni, ayolni jahannamga kirganligini xabarni berdi. Mana bu narsadan biz hozir bir xulosa chiqarishimiz kerak. Musulmon kishilarga bu so'z birodarlar. Musulmonlikni da'vo qilmagan kishilarga bu gap ta'sir qilmaydi. Bizning yaqin tariximizda hozirgi vaqtlarda ham islom yo'lida yo halol kasb yo'lida yurgan kishilarni qomayotgan kishilar yoki islom yo'lida xususan xizmat qilgan odamni qomayotgan kishilar agar bir ayol kishi mishig'ni o'zining erkinligini erkinligidan mahrum qilib turib, xomab qo'yib jahannamga kirgan bo'lsa, insonlikni Alloh subhanahu va taolo mukarram mahluq qilib yaratgan edi. Shunday mukarram qilib, valaqad karramna bani adam, odam avlodini mutlaq hammasini mukarram qildim deyapti Alloh taolo. Mana shu mukarram qilingan mahluqni bo'lib ham islom yo'lida yurgan, islomni qanday qilsam hayotimda to'g'ri bo'lar ekanman deb, islomni qanday qilsam birovga bildirar ekanman deb turgan kishini habs qilgan odam jahannamga o'tin bo'lishida shaxsi bo'ladi. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Kimda kim o'zining har bir farzandiga shunday holatda maosh topib, shunday holatda o'zining inson zotiga zulm qiladigan o'rinda mutlaqo vasiyat qilib o'tib ketmoqligi kerak. Zulm qiyomat kunidagi zulmatdir. Agar shunda sharik bo'lsa, shu zulmlarga sharik bo'lsa, bilsinki ana shu qorong'ulikda birga bo'ladi. Qiyomat qorong'uligida. Bu biz bilgan qorong'uliklar emas birodarlar bu. Islomdagi biz fuqaholarning bir masalasini shu o'rinda keltirishligimiz o'rinlidir. Islomda to'ng'iz go'shti qat'an nas bilan haromdir. Mas qiluvchi ichimlik qat'an haromdir. Bunda shak shubha yo'q. O'laksa, ya'ni o'zi o'lib qolgan hayvon go'shti ilgari o'lmasdan ilgari halol edi.
şu haram buluşluğu bilen, bunun bu ölüşlüğü bilen haram buluşluğu de şak şubha yok. Bu ayet bilen sabıttır. Allah'ın namıdan başka nam bilen, eysip söylengenlerse hem haramdır. Butlar namı geçken mi, başka mı, özü mü, kulbala butu mu, başka mı, özü bilerim. Bana bunlar senin haram hikayeliği de şak şubha yok. Lekin muzdar, mecbur bulgen adam, haddiden koşmazsan, yani ölme gidiği miktarda, bunun fukahalarının bayanları gibi biz hazır oturup, bu hakkı gafır oturmayımız, hullas mecburlengen adam, malum bir miktarda, yani ölme gidiği bulsun, şu nerseni yese, açlıkki giristar olup karadığı ki, çünkü burada şu haram kılıngan nerselerden başka nerse yok. Yemata açlıktan ölere. Şu vakitte şundan malum bir miktarda yiyişlikke şeriat-ı İslamiye ruhsat veriyor. فَمَنْ اِذْطُرَّ غَيْرَ بَغِيٍ وَلَا عَبٍ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ Mecburli haletini her fukahalar, her müfessirler bana verirken. Şu mecburliğini içinden fukahalarının yanı tasvirleri, mebada bir zalim, katkul, hakikatte şunu zulüm kılıçlikke kudreti yetedir. Ayse ki, eğer şu haram kılıngan nesene, sen yemesin, öldüremem dedi. Hakikatte hem öldürüşlükke kadir. Şu vakitte şu haram kılıngan nesene yiyişlükke şeriat büyüydü. Yer, hayatını saklap kaçır. Mecbur kılsa zalim ve şunu öldüremem dese öldürüşlükke kadir bulgen zalim. Bana bu nesene yemezsen, ölüp geçse günahkar buladı. Yer, mecbur haleti de yer, hayatını saklap kaçır. Ama, çünkü bu narsada birovga zarar yok birodarlar. Endi şu mesele, bir zalim, katil kılıçlikke kadir, öldürüşlikke kadir, şu adam, bir mumun adamın malıge zarar yetkizesen dedi. Ha, malını yandır varasan dedi. Yanki şu malını talantaraş kılasan dedi. Şunu malıge, yanki şunu zararıge bir söz açasan ki, şun bilen, o mahbus bo'lib yonki bir zararlamadi. Xullas mu'min odamning zarariga bo'lgan so'zni yo biror amalni qilmasang seni qatl qilaman dedi. Haqiqatda ham qatl qilishlikka qodir. Shunday odam bo'lsa, shunda agar o'zini hayotini saqlab qolishlik uchun shu mu'minga zarar yetkazish uchun ham moliga o't qo'ysin, ham boshqa qilsin, ham zarar yetkizsa qattiq gunohkor bo'lib ketadi. Ammo şu yerde şu işini ben kılmayayım, Allah'tan korkamayın. Allah Ta'ala zulümünü özünü zatıge haram kılgen. Bunun mumiller ortası elbette haram bugen. Ben bu nesini kılıçlıktan korkamayın. Allah'ın huzurunda ne bir cevap veremem deyiz. Şimdi zalim onu öldürürse şehit buladı buradalar. Biz bir adamın ya zulüm kılıçlık bilen, bana bu oradaki tonguz göçünü yiyişlik ortası farkını bilmalıgımız gerek. Şimdi hali onu mecbur kılınmazsan türüp, mumun adamge zarar yetkizişlikke işkivaz bosa halıkan deyip oladı. Onu hem koyun, bunge malum bir maaş alıp türüp, şundan malum bir nesene faydalandırıp türüp, mumunlu zararıge işkilsa, bunu halini molüştükini, bana bu meseleden takvaslar bile olabilir. Allah Subhanehu ve Teala, şeriat-ı İslamiyye'de, zulümdeki kattık bir man kılgen nesnesi yoktur. Bu zulümnin evveli şirk, ahırı mene kiçkine zulümler geçebaradı. Allah Subhanehu ve Teala zulümden saklasın. Yine dersimiz evvelde zulümge kaytamız ki, en zalim deyip Allah Teala nedamet kılgen haletini et yaptı ki, Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolunu koyup, bu kişinin sünnetlerini, mene bu büyürgen sünnetlerini koyup durup, boşkanın yolunu tutup etken adamını Allah Teala zalim diyaptı. Ve onun kıyametteki açınarlık nedamet kılgen haletini bizge bayan kılıyaptı. Sahabelerinin faziletleri hakkıdaki bölgen dersimizde bizlerge köp bir meşhur bulmagen umumi
kişilerde elbette meşhur bulmayan sahabelerden bittelere Harisatü ibn-i Nu'man radiyallahu anhudur. Harisatü ibn-i Nu'man radiyallahu anhunin faziletlerden bu kişine nihayette Kur'an'ın tilavetine mahirlikleri bilen meşhurdur. Ve yine bu kişi onalarına sadık perzent bulgenlikleri bilen meşhurdur. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılmadı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Numtu feraytuni fil cennet فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَى فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا حَارِثَةُ مِنُ النُّعْمَى Uhlet şimdi özümünü cennette gördüm dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir karını tavuşunu cennette içtim dediler. Kıraat kıl yetkerliğine. Bu kim deyip sorasam içtiler ki حَارِثَةُ مِنُ النُّعْمَى deyiştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundan ki gün şuna ettiler ki كَذَلِكَ الْبِرُّ كَذَٰلِكَ الْبِرُّ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ Bir, yani köp yakşilikler kılıçlığını akıbeti şundayı buladı. Köp yakşiliklerini kılıçlığını akıbeti şu buladı dediler. Harisatü ibn-i Nu'man radiyallahu anhu onalarına nihayette sadık bir perzent dediler. Harisatü ibn-i Nu'man hakkında yine bu kişinin Bedir'de hazır bulgenlikleri Xandaq g'azotida ham hozir bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga hamma g'azotlarda bo'lganlar. Va Jibril alayhi salomni 2 marta ko'rganlar. Jibril alayhi salomga salom berganlar va Jibril alayhi salom bu kishiga javob qaytargan zotlardan hisoblanadi. Harisatun Nu'monning yana fazilatlaridan ba'zisi Hunayn g'azotida juda ko'p sahobalar chekinishib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning atroflarida sano barmoq bilan sanaladigan kishilar qoldilar. Shu atroflarda qolgan kishilardan bittalari Harisatun ibn Nu'man radhiyallohu anhu. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan qo'shni turganlar. Bu kishi turmush qilganlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam turmush qilishlari bilan uylarini bo'shatganlarga joy kelgan ekanlar. Yana turmuş ki yerlerde o yine hem boşaltıp yanıge cahitle yanıgeller. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılmadı ki لَقَدْ اِسْتَحْيَيْتُمْ مِنْ حَارِسَةَ بْنِ النُّعْمَانِ مِمَّا يَتَحَوَّلُ لَنَا عَنْ مَنَازِلِهِ Harisatun ibn-i Nu'man'dan üyelip kaldım, üyünü taşat, minge boşalt verişlikten de yanıgeller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cibril aleyhisselam'ın kurgenliklerine hüccet Harisatun ibn-i Nu'man özleri rivayet kıladılar ki مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد فسلمت عليه ثم أجزت فلما رجعت وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هل رأيت الذي كان معي قلت نعم قال فإنه جبريل قد رد عليك السلام من ديدلر حارثة بن النعمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتلر دان اتم Shunda u kishi bilan Jibril alayhissalom birga o'tirgan ekanlar. Salom berdim, keyin o'tib ketaverdim. Keyin qaytib kelganimda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keldilar-da, menga aytdilar-ki, "Men bilan turgan kimligini bilasan, bildizmi?" dedilar. "Ha," dedim. "Ko'rdingizmi?" dedilar. "Ha, ko'rdim," deganlarda, "Bu Jibril sizga salomni javobini qaytardi," dedilar. Suhayb radhiyallohu anhu ning fazilatlaridan Suhayb radiyallahu anhu Rum vilayetinden buladılar. Bu kişi uluk sahabelerden, bu kişinin faziletlerden hammamızga mana meşhur bo'lgan vakıa Suhayb radiyallahu anhu bir kambag'al sahabelerden bo'lganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Mekke'de turgan vaktilerde devletmen bo'lganlar. Şunda hicret kılıçlikke mamur bo'lishganlardan keyin hicret kumakçı bo'lganlardan Kureyş kafirleri Hatta hamma jahiliyat davridagi odamlarning gapiga o'xshagan so'zni aytishdi. Bizni joyimizga Rumdan kambag'al bo'lib kelgansan, birorta narsa bilan kelmagansan. Faqir bo'lib kelgansan. Endi bizim joyga kelib turib mol topding, shuncha davlat topding, shuncha narsalarni qo'lga keltirding. Endi chiqib ketishligingda xuddi kelganingdaqa boli davlatingni qo'yib ketasan deyshtdi. Hozir ham xuddi shunday birodarlar. Biror bir kishi bir mahallaga ko'chib boradigan bo'lsa, Shu yerda bir ozgina albatta joy qiladi, yalangda yashamaydi hech qachon. Bir joy qiladi,
Bir qodir bo'lsa bironta bir sayyor oladi. Ozgina bir davlat topishligi bilan biror bir jang bir o'rtada husumat paydo bo'lib qolsa, sen bu yerga kelganingda hech narsang yo'q edi. Sen kelganingdan keyin bu yerga kelib mol davlat topding deb jang qilishadi. Hamma odamlar tug'ilganda hech narsasi tug'ilgan. Bu odamlar aytish kerakki, unda sen tug'ilganingda hech narsang yo'q edi. Üstünde libas ham yok idi. Hani bu libaslarını hem geçip koygun deyiş gereği. Çünkü onda hemen birbirine şuna deyiş gereği yapmalı için buna etmeyi deyişken. Ama birer bir cege bağırdı gambası şunu deyiklerdi. Suhayb radiyallahu anhu Rum'dan İslam'da kirudiler. İslam'ı kabul kıyanidiler. Bu kişi ettiler ki hicret kıladı gambosan malını taşılıp geçişliğim şart mı dediler. Ruhsat veresler mi şu malını asaylar dediler. Şunda ular hadi işte. Hemen mallarını verdiler. Medine'ye kirip gelgelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haberini Cibril aleyhisselam okuyan yanında. Rabiha Suhaybun, Rabiha Suhaybun kelimesinden kütüb aldılar. Suhayb fayda kıldı, Suhayb fayda kıldı dediler. O kişi nemege bu söz eyfiliyet geldiğini başkalar soruşkallerde sebebini şimdi dediler. Suhayb hemen malı devletini Kureyş kafirlerine verip özü Allah Resulü'nü ihtiyar kılıp hicret kılıp geliyordu dediler. Usamet ibn Zeyd radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en yakış görgen sahabelerdendir. Bu kişi Zeyd ibn Harife. Zeyd ibn Harife'yi ki özleri terbiye kılgen zatını perzentleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birer bir hayatları da sariye yönetmeyen ekerler meğer Zeyd ibn Harife yani bu kişinin dedelerini elbette emir kılgen ekerler. Hatta en kette gazatta hem gazati ki Rum bilen bulgen gazatta hem İşte en kette uluk sahabeler, şehit polisler, harbi komandarlarının evvelgisi Zeyd ibn Harise idiler. Zeyd ibn Harise yönetilirken hemen leşkerde Zeyd ibn Harise emir bu geller. Menefi kişinin perzentleridir, Usamet ibn Zeyd. Kur'an-ı Kerim'de bana bu namları hem ebedi zikir kılınıp kalgen zat hem Zeyd ibn Harise'dir. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا şu zeyd kelimesi zikir kılınıp kaldı bana. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet kılınadı ki bura için yani لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُبْغِضَ أُسَامَةَ بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولْ مَنْ كَانَ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ Ayşe radiyallahu anh'a ayet ediler ki bura için mümkünmez Usamet ibn Zeyd'ini yaman görüşlüge. Neyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işkemmen dediler. Kim Allah Resulünü yakış görse Usamet'ini yakış görsün de gene geller. Usamet ibn Zeyd'ni dedeleri hakkında Zeyd ibn Harise hakkında Ravi Ma'mer rahmetullahi aleyh Zuhri'den soradım dediler. Fakala ma alimna ahadan esleme kabla Zeyd ibn Harise. Zeyd ibn Harise'den ilgari buranın Müslüman bölgelliğini bilmeyemem degeneken. Zeyd ibn Harise evvelde İslam'ı kabul kılgen kişilerden eken. İmam-ı Zuhri'ni rivayetler yakaregen de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat kapışlardan ilgere ahirgi hayattaki amellerinin amelleri hem Usamet ibn Zeyd'ni Zeyd ibn Harife dedeleri şehit bulgen Rum vilayetine emir kılıp leşker cünettiler. Şu vakitte Usamet ibn Zeyd 17 yaşar buluydular. 40 kişiler Usamet ibn Zeyd'ni yaşlığı hakkıda yatırışkallarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kattık bunu rast kıldılar.
Usomat ibn Zayd 17 yaşar bola Rum leşkeriga Abu Bakr radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab ve uluq sahabeler Halid ibn al-Valid de şimdi katta harbi maharetke ege bölgen kişiler bar leşkerge harbi komandan kılıp tayinlengen bulup hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tayinlengen zattır Usamat ibn Zeyd. Usamat ibn Zeyd ne? Bu kişi yönetmezden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat kıldı. Abu Bakr radiyallahu anhu halife bölgelerden kekingi birinci işleri Usamat ibn Zeyd'ni leşkerini yönetçiliği oldu. Şunda hem bazılar Usamat ibn Zeyd hakkıda gafirgenlerde hatta Umar ibn al-Khattab'da kişi hem Usamat ibn Zeyd'ni yaşlığı hakkıda gafirgenlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tayin kılgenler seni raş kılıçlığını miyinden talep kılıyorsan itler miyini talep şimdi halet diye talep durgesi hem bu amelini miyindikar kılmayayım edildi. Usamat ibn Zeyd'ni yönetçilik bunu tagida juda ko'p hikmat bor edi va uni Usomat ibn Zayd lashkarini ba'zilar Umar ibn Xattobni shu vaqtda jo'natmaslikda, ya'ni og'ir holatda Madina qolishligini bilan ogohlantirgan deb ham ta'rif qilishadilar. Usomat ibn Zaydni jo'natish va u kishini tayinlashlikni o'zgartirmagan holatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jo'natdilar. Bu kishi mana al-Hibb ibn al-Hibb, ya'ni suyumlikning o'g'li suyumlik deb laqablanadilar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin dedelerini hem yakıştırdılar ve bu kişinin farzandları Usamat ibn Zeyd bu kişini hem yakıştırdılar. Hatta ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hulafalardan kigin Usamat ibn Zeyd'ni farzandlarını görüşken de hem bana o kişini hürmetleşerdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin dedesini ve dedesinin dedesini hem yakıştırken kişinin farzandı deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaxşı görgenliklerine ergeçlerdiler. Hatta Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abdullah ibn Umar oğullarına hilafet devrede maaş tayin kılgende bir yıllık maaşını tayin kılgenlerde Usamat ibn Zeyd'e köp tayin kılgenekeller. Şimdi Abdullah ibn Umar bunun sebebini bilmezden sonra genekeller ki nime üçün minden kore Usamat ibn Zeyd'e bulgen maaş köprağı de geller de cevap ver genekeller ki ey Abdullah oğlum de genekeller bu kişinin dedesi seni dedinden kore Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e suyumlu rağıdı. Bu hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e suyumlu rağıdı. Min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetlerini özümün muhabbetinden artık görgenliğim için bunun maaşını artık koydum de genekeller. Şunçelik bu kişi uluk sahabelerdendir. Allah subhanehu ve teala dersimize hemen devam etsin. Şu derslerimizde işitilen geplerge amel kılıçlı ki Allah tevfik versin. Sahabelerinin faziletlerini okuyabiliriz. Biz hamurlarge ergeçliğimizge Allah teala bizge hem tevfik versin. İlmimizge amel kılıçlı ki Allah tevfik versin. İhdine sıratal müstakim sıratal lezine an'amte aleyhim gayrim mağdubi aleyhim meleddallim. Birodarlar hozirgi vaqtda ko'p bir ba'zi savol javoblar bo'lib ko'payib qolganligiga umumiy suratda bir ikkita hadisni darsimizning mavzusi bo'lmasa ham o'qib beraman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam savdo haqida ko'p savdogarlarga ularning haqlarida yaxshi so'zlarni ham aytdilar. Shariatga amal qilmaganlarga vaid bilan ham xabar berdilar. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء صادق أمانتلك سوداجر پیغمبرلر بلن صدیقلر بلن شهیدلر بلن بولد دیدلر قیامت کنه بو وعده هر کمجا ایتلگنی یک چونکی مال دولتنی ایچیده ترد امانتلی بولشلیک پیغمبرلرنی یولگی ایرگشکن آدملرگی گنه نسیب بولد برادرلر خصوصا حاضرگی وقتده نهایت درجده خیانت من بون دینرسه mol-i devlet bilen mumin kişilerinin kalbine kirip geliyordu biraderler. Bazı oruller ki kirip urneşip buldu. اَتْتُجَّارُ يَحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنْ اِتَّقَى وَبَرَّ وَسَدَقَ savda işini kılgen kişiler kıyamet günü fasıklar bulup mahşerde sürüşedi. Meğer takva kıyanı ve berre nihayette köp yakşilikler kıyanı
ve sadık muamelede bulgelleri yine bundan istisnadır. Eğer takva lazım bu mesela ve nihayette yakşiliklerini özge lazım tutmasa ve muamelatlarda sadık bu mesela kıyamet günü bütün hüccar dedi ne demiş? Şeriat men kıyan günahı kebirelerini kılgen adamlar. Şu günahı kebirelerini kılgen adamlar mene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurdum degeller ularını cüda açınerli haletleri zikir kılgen. السفر قفعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله هذا هو وقت الحديث الذي كريه براد الله سفر عذابتان بر فرشده سلانه بيتلاري لانه ويكسدان يماغ ويكماغدان حيطرده البته سفر ده بو اوزي ويجيك راحتي وقلده سلانه بيتلاري لانه اندو اوزنه بارغن مقصدنه اتبوغندن كيين ahliga shoshilsin dedilar. Ya'ni bola chaqasini oldiga kelsin. Juda ko'p kishilar bir maqsad bilan, savdo bilan borib, o'zini shu safarini yana boshqa narsalarga ulab, oylab o'zini uzoq chetga olib, bola chaqasidan uzoq bo'lishligi sababli farzandlarining tarbiyasidan mahrum bo'lib qolyapti. Mana bu narsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bizlarga bergan yo'llanmalari. Bu yo'llanmalarda bo'lgan xato onun zararını çok görürüz buradırlar. Matlul ganiyyü zulmün. Bana bu hadiste ham bilip koyayım. Kadir bulup türgen adam ne? Keçiktirip, dünyevi muamelesini keçiktirişliği zulümdür. Bugünkü dersimiz zulümden ötse. Bir adam ben muameleyiz bosa, o adam sizden karz bosa, yani ki o adam ben siz karz bosayız, özüyüzde bar bostürüp, seni keçiktirip türüşlüğü zulümdür. Hübbü dünya râsü kulli hatî'e. Şeriat-ı İslamiye bizlerce halal kasıplarını nihayette talep kılıçlıkça buyurdu. Belki targıb kılıp yine koymazsan buyurdu. Talabu kesbil halali farîzatun ba'del farîza hadis-i şerif. Halal kasını talep kılıçlık bu namazlardan keyingi farz turadi. Ya'ni shunday darajada bizga halol kasb qilishlikka buyurildi. Ammo shu dunyoning muhabbatiga giriftor bo'lib qolishlik hamma xatoni asosidir. Man kana ra'su malihi hubba ad-dunya kallati al-alfin an khusran ad-dini. Wa man kana ra'su malihi at-taqwa kallati al-alfin an fadaili dini. Vallahi alam shunday bo'lsa kerak. Bir odamni dasmoyasi dunyoni muhabbati bo'lsa, hamma ishi shu dunyoni yaxshi ko'rishlikda o'ziga bo'lsa, oxiratni istamasa, Allohning buyruqlarini istamasa, tillar uning dinini ziyonini gapirishlikdan charchaydi. Ammo bir kishini dasmoyasi taqvo bo'lsa, uni fazilatlarini gapirishlikdan tillar ojizlik qiladi. Uning fazilati shunaqa hisobda qilinishlikdan darajasidan ko'pdir. Yine bazı sorular var iken cevap, mayda sorular var iken için cevap vermeye yaptı. Hayır. Bir kişi dedi istediler ki, dua kılıyken de mesela Esma-ül Hüsna'da zikir kılınken sözlerden başka bilen, başka tildeyse bilen dua kılınmesini. Şimdi bir şeyde ben yapırken bursam, kulağa geçerken bursa gerek. Yani ahli ilimler hususen Allah'ını Esma-ül Hüsna bilen Arap tilinde aitken isimler bilen aitken dua kılmalı gerek. Çünkü وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ دِيلَتْ Şunun için dua kılınırken de başka tilde Allah'ın namına aitçilik ben özünü çekti olan yaşıraktır burada. Böyle şu sual kılınırken.
kişi sorabdılar, hoca töre degen, karaca degen sözlerden. Yani biz şunu bilemiz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in avladlarını hayırlar diyor. Yani o kişinin avladlarını biz muhabbet kılamız ve o kişilerini dost tutamız. Yani ahilleri, lakin şeriatke hılap iş kılsa, kim bu işleyen kat'i neden biz düşman tutamız. Ahl-i Beyt'in diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ahl-i Beyt'ini de vasiyet kıyarlar. Ahl-i Beyt'leri bazı rivayetlerde bana Salman radiyallahu anhu'nu yine Ahl-i Beyt'in diyorlar. Salman'ı minna Ahl-i Beyt'in üç metteydiler. Demek biz bir de başka sözlerini bilmeyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evladlarından bulsa bunların biz hürmet kılalım. Bir de şimdi buradalar çünkü dersen ki Muratvallar bu nasıl gerek? Kaside han başka degen geplerden. Kaside deyip Beyt'ten göre köprak bir adamın maktabı hakkında bulayan şiirini kaside deyilir. 12 Beyt geçe bulganını gazel deyilir. 12 Beyt'ten köprakını kaside deyilir. Bu kaside degeni şu şiir. Bunda başka bir adamın zarar etkizediyen, fayda etkizediyen hususiyet bu miydi? Kaside, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurlarında Banat Saat kasidesini Kâb-ül Zuhayr okubirgen. Şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in madah maktavları hakkında tavza kılıp gelip şu Banat Saat kasidesini okurgen. Bu kaside burada faydayan zararını yetkizmeydi. Bunun manasını bilip ilim okuşlayıp, bunu faydayan zararını yetkizmeydi. Şu hakkı malumatı bilişlikle kifaya kılardı. Butlarda rahmi bo'lgan narsa nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zidan cheklantirishlik kerak. Juma namoziga mabodo kelaman desa, ota-onasi qaytargan bo'lsa, jumaga kelishligi kerak birodarlar. Juma namoziga. Endi bu juma namozi bizni shuni bilaylikki, islom hukmi yurib turgan diyorlarda juma namozini o'qimasa münafıklık kitabat kılınıp kalacak kalbine. Şunun için bunu nifaktan saklanışlığı için elbette barışlığı gerek. İmam adamda kıraatı dürüst bulmasa, namaz buzuladigen derecede bulsa, iktidar kılıp bulmaydı bu adamda. Namaz buzuladigen derecede bulsa, kıraatı iktidar kılıp bulmaydı. Bu suallarga buradalar yine bir biteden dert kılışımız gerek bazı nübelerge. Bu kişiye meşe imam doğrusu da sual kıttı. Dedi sorabdi ki, İslam hükümlerini yürgüzüşlüğüm için aile azalarga zulüm kısam günahlar bulmayayım Mehmet dedi. Bu zulüm manasının düşünmesidir. Bu mesela bir adam namaz okumayarken bulsa, namaz okumayarken bulsa sizden izaptırın dişliği zulüm burada. Özü zulümdür, manasını düşünüşümüz gerek. Zül bir adam, mesela bir adam şükürge şükret etken bosa, kul kokuşturup karaktırışlık, bu zulüm bu adamın. Şeriatın hükmünü kılmaya etkenler, hamması otke karar keti yaptı. Bunda şak şubha yok. Bulup ham otu ki, onu otunu adamlar. Şuna kadar katlık bir azapke keti yaptı. Bunlarına mesela, bunlarına din-i İslam'a tarikatçılık, zulüm, çüntürüşlük, bu zulümler. Elbette onlar ki bu mihribanlık. Mesela bir adam özünü tarzantı kudukka çüket etken olsa, tizliği bile üşeş gülgüm edilen olsa, barıp tipip onların nereye kadar varışlığını, kuduğundan saklap kalışlığını, yakışılığı değil. Baba da şunu körüp dursa, dedesi ülgümü etten kılıp dursa, bir adam kelip tipip nereye kadar ötküz varsa, şu bu adamı varıp kucağılıp rahmetsizge değil. Doğru mu? Bunu zulüm kıldığını demeydi. Ama doğru yürgende sel türtüp koysa sen ne var beni oğlumu uğrasan deydi. Yani. Zulüm manasını bilişimiz gerek. Bunda İslami cihadlarını köp adam zulümde düşünüp kaladın. Hazır ki dinsiz adamlardan köpü oğrunu kolunu kesildiği zulümdir. Oğrularını köpeydir varırken.
Bu çünkü fakat onun kolunu kesişliğini oylanca halas. Minglab adamlarını, Allah'ın hükmünü cari kılıçlık aynı adalettir. Buradalar indi bir akikana hadir soralamasın. Bu soralar bu hamma yo akikaya çıkmasın gerek. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharatını örgütkenleri de şunu dediler ki bu taharatını bir madde kollarını yuvur, bir madde taharat, her azabı bir madde yuvur, bana o taharat ki bu siz Allah Teala ibadeti kabul kılmayı dediler. İkincisi de iki madde yuvdurup gösterdiler, bu ham taharat dediler. Üçüncüsü de üç maddeden yuvur, bu mini taharatın dediler, sünnet taharat. Şundan kekin taharat hakkında mesela cahadep ayetle uğramadı. Bizim diyarlarımızda şu taharatta hakkında mesela ayetle uğradı, ahırı ölgenden ki kabristan diye taharatta ne işte farz var diye tüm soruları uğradı. Mesela çünkü yoksa bir yerde hadep akikanın meselesini soruları uğraşan bu meydan. Akikası bir adam, mumun adam, mevada bir kıyamette varıp olsa şu akika kılmazsan bundan sual cevap önce kattı bu meydan biraderler. Bir yerdeki farzlarını royalta çıkarışımız gerek. Bir de akika bu bir çıkım kegende bir de adamda mesele köpeği gider, sual köpeği gider. Kerim boliyatkende hiç adamlar bu sualları verişmeye diyeceğim. Sual versen bu kerim bir yolu toktaklamasın diye. من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة بو حديث غلط يظلطوش صحيح مدد سورة تبركشان بو حديث البتة صحيح سحر ديگن معناسوه كي بيان ده سحر بار ديگن معناسوه بر تحصيل بار ديگن ده شعر بر حكمتنا بعض وقت شعر özü حكمتنا هم إفادة قلب بولده ديگن ده مثلا بو سوزده شنده اتلر كي iki kişi geldiler. İki kişi gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldılar. Bir middeleri ikincisini mahtadı. Mahtagende o mahtalgen adam etti ki ya Resulallah menge hasat kılıp hemen faziletlerimi etmezsen ağzını etti dedi. Bu cüde menge hasatçı bu dedi. Doğdu bunu gazabı kildi de yamanlaş getirdi. Yamanlagenle ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzleri özgürdü. Peygamber huzurunda iki kıl turuş mümkünmez dedi. Demek ki bunu hem mahtap hem yamallayarsan dedi. Şunda etti ki Rabitu fil ula fasadaktu. Fasadaktu fil ula ve ma kadaktu fil ukhra. Rabitu fakultu ahsana ma fihi. Rabitu fakultu akbaha ma fihi. Avvalgisi de doğru getirdim dedi. Kengisi de yalgın getirmedim dedi. Avvalgisi de bundan razı olup durup bunda bor sıfatlarını yaxşını aytdim dedi. Kengisda açığını keltiruvdi, bor sıfatlarını yomonini aytdim dedi. Bir ajib bir söz oldu-da, ya'ni avvalgisida to'g'ri gapirdim, kengisda yolg'on gapirmadim dedi. Bu söz shunda aytiladiki, inna minal bayani la sihra. Ba'zi bayonlar sehr shunaqa ta'sirni o'z ichiga oladi dedi. Mana shu söz shunda aytildi. Shu hadis haq sahih hadis. Lekin yozilishda g'alat yozilgan bo'ldi. Kardeşler bana böylece de sorattılar ki bir kişi safarda bugün de peşin asır, son tutanlarını koşup camla boksa buladı mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılıngan hadisler kub, cam'a baynet salatayın hakkıda peşin ve asırını camlaş, ha cam'a takdim, ha cam'a takhir. Ya peşinli vaktide asırını koşup okuyuş, ya inki asır vaktide peşinli camla bokuşlik, sünnet hakkıda. Sünnetliğinden ve şan bulan hıftanına hem cemler bu hakkıda köp hadisler var. Şimdi bu adam evvel men okumayman şuna akıllı deyip duruyorsa onge hiç bu hadislerine manfaati bulmayız. Aldım menge hüccet geltirin, şunu men amel kılaman şunge hüccet olsa deyse ihtiyarını. Lekin bunu sen cemler okumasın günahkar bulasın diye bura etkenmez. Cemler okuyarlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam şu. Şu hadisler var şunge. Bir yerde köp kişi bazı suallarına buradalar cevap vermedik. Bunu sualları bazı uzun cevap verişlik gereği bu geldi ki. Yani ki bazıları unçalik muhim sual buna geldi ki için. Şunun için bazı köpçiliğiler bir dua kılın dediler. Perzentleri bir diye tabakken bana köpçiliği bana dua kılınız. Allah Subhanehu ve Teala.
va validalariga shifo bersin. Ba'zilar dadamiz notob dedilar, Alloh taolo shifo bersin. Farzandlariga ham shifo bersin. Hamma ahli islomga Alloh taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana ba'zi bir kishilar shu jamoatimizga yangi bugun kelgan 2 kishi bor, shunda duo qilaylik dedilar. Alloh taolo sobit qadam qilsin, haq yo'lda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo ba'zilar talib ilim ekan, uzoqdan kelib shuni talab ilim qilyapti dedilar. Alloh taolo ularga talab ilimda ilmlarga amal qiladigan ilim bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham haq yo'lni ko'rsatsin, shu haqqa amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo jahondagi hamma musulmonlarga najot bersin, xususan mustazafinlarga Alloh taolo najot bersin. Alloh subhanahu va taolo din islom yordam berayotganlarga yordam bersin, zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه